Hoş geldin yayına. Şimdi bir diğer başlıkta elbette EYT milyonlarca çalışanı ilgilendiren konu EYT'lilere yönelik karar alındı. Sonrasında da 3 Mart'ta aslında başvuru süreci başlamıştı. O başvuru süreci bugün sona erecek. Burada da sayı kaçı ulaştı onu da konuşuruz biraz sonra ama son detayları senden bir dinleyelim. Maaşı almak isteyenlerin başvuru yapması artık bugün son gün şart mı diye sorayım. Can Semez günaydın. Aslında ifade ettiğiniz gibi bugün son gün aslında 3 Mart itibariyle ET başvuracak olan vatandaşların büyük bir kısmı başvurusunu gerçekleştirdi ama bir kısmı ise az da olsa tabii ki son güne bırakmışlardı. Aslında bugün de işte o son günün içerisindeyiz ve bugün başvurularını yapmadıkları takdirde Nisan ayı içerisinde değil hangi ay yaparlarsa başvurularını bir sonraki ay maaş almaya başlayacaklar. Evet, bizler de şu anda Gazi Osman Paşa'dayız ve burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nda aslında dakikalardır burada gözlemlediğimiz kadarıyla ilk dakikalar itibariyle buraya gelen vatandaşların da olduğunu görüyoruz. Ellerinde belgeleriyle, kimlikleriyle onlar da buraya geliyor. Evet, düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı ve hak sahipleri de 3 Mart itibariyle emeklilik için müracaatlarını gerek Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden gerekse e-devlet üzerinden e, başvurularını gerçekleştirebildiler. Tabii ki dediğimiz gibi bugün de artık Nisan ayı içerisinde maaş almak isteyenler için son gün. Evet e, SGK ve Bağkurların Nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a yani bugün içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor ve bunu yapmadıkları takdirde dediğimiz gibi Nisan'da alamamış oluyorlar. Peki yapmazlarsa ne olur? 1 Mayıs e, Nisan'da başvurdukları takdirde 1 Mayıs itibariyle maaş hakkı elde etmiş olacaklar ve tabii ki 1 Nisan itibariyle maaş almaları da şundan dolayı da oldukça önemli. Çünkü bayram ikramiyelerini alabilmeleri için de ön şartları içerisinde her maaş alacak olan vatandaşların bir ay önce başvurmuş olması gerekiyor ama burada aslında önemli bir uyarı da bulunuyor. Hemen bakın karşı tarafta diyor ki emeklilik başvurularınızı beklemeden e-devletten kolayca yapabilirsiniz. Özellikle uzmanlar zaten sosyal güvenlik kurumlarında yoğun bir kalabalığın olacağını söylüyordu ve burada vatandaşların beklememeleri için e-devlet üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler ki bu aslında onlar için daha pratik olacak. Çünkü bugün itibariyle gerçek Yaklaştırmadıkları takdirde başvuru önümüzdeki aya kalacak çünkü 1 Nisan'dan sonra. Böylece Mayıs ayında alacaklar ve bu da onların bayram ikramiyesini alamayacaklar anlamına geliyor. Ve bayram ikramiyesi hem de ilk maaşlarını Nisan ayı içerisinde almak isteyenlerin bugün o işlemi tamamlamış olması gerekiyor diyelim. Ve can Yamaç'a söz eklerse bırakalım. Evet teşekkür ediyorum kolay gelsin. Şimdi Mehmet şu ana kadar olacak ve olması gerekeni anlattı o yüzden o başlığı geçiyorum. Ama dedi ki işte e, bugün son gün başvurmaları gerekiyor çünkü önümüzdeki ay maaşlarını alabilsinler. Evet. Şimdi başvuru Maaş hakkı başlasın ha, aslında. Evet, başvuru evet. yapanların sayısı bir buçuk milyona burada dolaşmış durumda. Doğru. E, şöyle bir iddia var, işte Mart'ta emeklilik dilekçesini verseler de yani bugün son gün itibarıyla gidip dilekçeyi de verseler. Evet. Hayır önümüzdeki ay itibariyle o hakkı kazanamayacaklar maaşı alma hakkını. E i̇şte Ağustos'ta Eylül'de evet. o hak kazanılacak diye bir iddia var. Önce bunu sorayım doğru mu? Şimdi o iddia yanlış. Çünkü az önce Mehmet de söyledi zaten yasa diyor ki sen Mart ayında başvurursan Nisan'ın birinden itibaren maaş hakkı başlar diyor. Yani maaşın hesaplanmaya başlayacak. Dün hatırlarsan bir hesap yaptık. Dedi ki Nisan'ın atıyorum 20'sinde maaş alacak birisi için 20 günlükte bir ek evet. ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Hak kaybı tabii. asla olmayacak. Yani şu olabilir. Yani şimdi 1,5 milyon insan var burada. Yetişmedi diyelim Nisan'a maaşın ödenmesi. Bu arkadaşımıza Mayıs'ta maaş ödenir. Ama nasıl ödenir? Nisan'ın birinden itibaren hesaplanır. 2,5 aylık işte 2 ay 20 günlük maaş denir. O yüzden hani bugün başvursan da senin hakkın Eylül'de başlar sözü yanlış e, doğru değil. Ha, bir, bir aylık bir gecikme olabilir bazı arkadaşlar için. Ben birçok EYT'den bana mesaj geliyor. Çoğunun maaşı bağlanmış zaten. E Devletten baktıklarında maaşlarını da görebiliyorlar birçoğu. Ve alacaklar Nisan'da. Ama bir kısmı için hala işte işlemler devam ediyor. Netice itibariyle siz e-Devlet'ten başvurduğunuz zaman orada bir insan eli de onu sisteme işleyecek. Ve sizin hak sahibi olup olmadığınıza da bakılıyor burada. Yani siz hak sahibi olmadan da başvuruyor olabilirsiniz. O zaman her başvurana Maaş bağlanması da söz konusu değil. Hak sahibi olup olmadığınız inceleniyor ve emeklilik tahsisiniz sağlanıyor. Dolayısıyla burada da bir insan emeği gerekiyor. Yani sizin e-Devlet'ten başvurduğunuz o başvuruyu sisteme geçmek için. Bu da bir zaman alıyor tabii. Ama ben büyük çoğunluğun Nisan ayında hem ikramiyesini hem maaşını alacağını düşünüyorum. Böyle Eylüller, Ağustoslar bunlar ortaya atılıyor. İnsanların kafası karıştırılmak isteniyor. Tekrar edelim bu bir yasal düzenlemedir. Yani birisinin kafasına göre yapacağı bir şey değil. Sizin başvurduğunuz aydan sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanır. Hiçbir hak kaybı yok burada. Öyle birisi Eylül'de hesaplanır, birisi Ağustos'ta hesaplanır. Hangisi doğru? Yani Eylül'de mi hesaplanacak, Ağustos'ta mı hesaplanacak? Böyle bir şey yok. Yasal hak neyse o bir ay sonra başvuracak. Ama Mehmet de uyardı onu. Yarın başvursanız veya pazartesi başvursanız veya Nisan'ın 30'unda başvursanız sizin maaşınızın hesabı 1 Mayıs'tan itibaren yapılır. O yüzden hani bugün önemli o anlamda söylüyorum. Gidemiyorum. Yani anladığım kadarıyla hesaba bir ay gibi bir süre geç yatma ihtimali olabilir. olabilir. Bu Ama olsa bile bir hak kaybının olması söz konusu değil. değil. 1 Nisan'dan itibaren kaç liraysa maaşın hesaplanır ve 2 aylık 3 aylık neyse. Eskiden bu 3 ay 4 ay sürüyordu emeklilerin emekli maaşının bağlanması bu dijital ortamdan önce. Şimdi çok daha hızlı oluyor işler o yüzden hani Mehmet'in söylediği gibi bugün mutlaka başvuruyu yapalım. Yani hani şunu diyebilir arkadaşlarımız. Ya bugün cuma işte çalışıyorum, gidemiyorum, uzak, çok kalabalık. Hayır, e-devletten siz başvurunuzu yapın. 31 Mart tarihi itibariyle başvurunuz e-devlette gözüksün. Gerisi kolay. Artık 1 tamam. Nisan'dan itibaren. Ama tabii şu da bir dipnot, bugün son gün diye bir şey değil. Tabii, bu sadece aynen, önümüzdeki şey. ay için, hani e, hak kazanmak için e, son. bu tarih son gün Biz sadece. Biz 30 Nisan'da da bunu şöyle söyleyeceğiz, bugün son evet. gün 1 Mayıs'ta Mayıs alabilmek için. için.